Manşete hoş geldiniz. Bakış açınızı değiştirin konulu bir yayın olacak bugün bu. En uygun görüntü de Trump'ın vurulma anıydı. Çok şükür ölmedi ya da ağır yara almadı. Aksi takdirde Amerika'da neler olabileceğini kestirmek çok güçtü. Gerçekten büyük bir kargaşaya, hatta iç savaşa evrilebilecek gelişmelere gebe bir olaydı. Trump'a hedef alan tetikçi öldürme kastıyla ateş açtı ve çokça görüntü analizinden ve o seken kurşunun ya da Trump'ı sıyıran kurşunun arkada başka bir Cumhuriyetçi Parti destekçisini öldürmesinden, iki kişiyi de yaralamasından hareketle böyle konuşmak, böyle söylemek mümkün. Bu iki karede de Trump'ın durduğu pozisyonda başını çevirmesiyle nasıl kurşunun hedefi olmaktan ya da belki de beynini parçalayacak kurşundan sakındığı ortaya çıkıyor. Çok net görüntüler. Zaten bunu da kendi ifade ediyor. Başımı çevirdim. Normalde çevirmem konuşmalarda başımı ama bir göçmen meselesiyle ilgili bir pankarta dikkat çekmek için başımı çevirdiğim esnada bu oldu diyor. Ki simülasyonu yapılmış. Sağda simülasyonu görülüyor. Solda da fotoğraf analizi görülüyor. Başını çevirdiğinde nasıl kurşunun kulağını sıyırıp geçtiği. Evet, bakış açınızı değiştirin. Hastayım diyor. I am sick. Hastayım diyor Joe Biden. Son paylaştığı tweette ve COVID olmuş ve programlarını iptal etmiş. Çok alamet belirdi ki Joe Biden sağlık gerekçeleriyle gidecek. Öyle görülüyor. Artık hele şu son Trump'a suikast girişiminin ardından iyice ortaya çıktı. Joe Biden'ın adaylığının anlamsızlığı ve Demokrat Parti konvansiyonu veya kongresine gelmeden bu iş bitecek gibi görülüyor. Ancak doktor derse bırakırım lafı da gene Joe Biden'a ait. Daha önce de ancak Tanrı isterse bırakırım demişti. Yani bu can bu bedende olduğu sürece ben bu işte kararlıyım manasına gelen bir açıklamaydı. Şimdi muhtemelen doktor tavsiyesiyle bu işi bırakacak. Öyle görülüyor. Çok alamet belirdi ki öyle görülüyor. Demokrat Parti Kongresi'nden önce. Ağustos ayında bu arada. Trump evet bu şeyi çok da fazla hani bağırıp çağıracağı, bunu lehine kullanacağı, bunun üzerinde tepineceği falan bekleniyordu. Beklenirdi. Trump'ın psikolojisi o. Trump'ın tavrı o. Huyu o. Profili o. Fakat enteresan bir şekilde değişik bir bilgelik geldi üzerine. Duyarlı, Amerikan başkanı gibi olayı germeyen, kasmayan, kışkırtmayan açıklamalarla dikkat çekiyor. Enteresan. Fakat başkan yardımcısı olarak gösterdiği J.D. Vance çok daha sert, radikal demeçleriyle dikkat çekiyor. O arada aile fertleri burada. İşte oğlu, gelinleri, ne bileyim hatta Tiffany Trump, kızı falan damatları orada ama enteresan bir şekilde eşi yok. O arada Tucker Carlson da orada. Tucker Carlson ana akımdan YouTube'a geçti. Şimdi de Elon Musk'ın ön ayak olmasıyla, destekleriyle Twitter'da ya da X platformunda işte videolar çekiyor, koyuyor. Tucker Carlson'ın da Trump'a bu derece onun tribününde destek vermesi de dikkat çekici. Fakat Melanie Trump yok. First Lady nerede? Hiçbir etkinliğe katılmıyor. Münazarada yoktu, debate denilen. Diğer işte programlarda yoktu. Mitinglerde yoktu. Ki Trump'ın adaylığının artık belli olduğu son Cumhuriyetçiler Kongresi'nde de yoktu. Hele bu tribünde de yok. Yani çocuklar var, gelinler var, damat var ama şey yok. Melanie Trump yok. Enteresan, son derece enteresan bir durum. İşte son gün gelecek. Perşembe günü gelecek deniyor. Yani bugün bu videoyu çektiğim saatler Amerikan saatiyle sabah saatleri. Fakat belli ki First Lady kendini bayağı bir Trump işlerinden çekmiş durumda. Sadece göstermelik olarak. Yani eskiden göstermelik olarak kocasının elini tutup podyuma çıkıyordu. Şimdi artık çok 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 gerekmedikçe onu bile yapmıyor. Evet. Enteresan. Amerikan seçimlerine bakacağız. Fakat bakış açınızı değiştirirken derken değiştirin derken Trump'tan daha dikkat çekici konulara gelmek istiyorum. Mesela bir tanesi 15 Temmuz'un yani darbe girişiminin şifreleri Genelkurmay'ın çekmecesinden çıktı. Şimdi bu tür şeyleri de sızdırıldıkça
veya birilerinin kulağına üfürüldükçe öğreniyoruz. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e sunulan bilgi notunda 2016'dan 2 yıl önce dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e sunulan bilgi notunda en geç 2017'de darbe girişimi olacağı öngörülmüş, söylenmiş. İşte isimleri de geçiyor. Sözcü'den Aytun Çerkin yazmış bunu. Ki Aytun Çerkin de OCP'ye yakın bir isim. Yani. Her neyse, yani bu gazeteciler arasında da böyle bir kamplaşma olduğu için herkes kendi kampının işine gelen bilgileri paylaşma durumunda. Fakat bu veri işte Hulusi Akar'ı biraz sıkıntıya sokuyor. Belki de Hulusi Akar'ı sıkıntıya sokmak için Aytun Çerkin aracılığıyla bunu yapıyorlar. 43 sayfalık bir rapordan bahsediliyor. Halbuki Hulusi Akar bana bir istihbarat raporu gelmedi demişti. Herhangi bir kayıt yok demişti. Fakat istihbarat notları vardı. Ve belli ki kendi de biliyordu. Ama dediğim gibi Hulusi Akar gittikçe sıkıntıya sokan gelişmeler yaşanıyor. Esasen 8 yıldır sıkıntıda da, fakat bunun ortaya çıkması için ne çare, 8 yıl beklenmesi gerekti. Hulusi Akar'ı bitiren son şeyse en son Habertürk'e çıkıp verdiği o 1 saat 45 dakikalık söyleşi oldu. Bunun kendi de farkındadır zannediyorum. Ve herhalde şu sular çekildikten sonra o söyleşiyi oradan kaldırtırlar. Fakat o verildi bir kere, yani kaydeden de etti. Siz istediğiniz kadar kaldırtın Twitter'dan. Seçim bitti, unutuldum. Öyleydi zaten. Yani deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür. Öyleydi zaten. Bunu o politikacılar ayağına geldiğinde de bilmiyor muydun? Biliyor olman gerekir. Öngörmen gerekir. Onca yayıncı, sadece ben değil, söyledik. Seni hatırlıyorlar Eylül-Ekim ayında. O günkü Murat Kurumlar, Ekrem İmamoğulları falan filan. Sıraya girdiler hocanın önünde. Birlikte yemekler yendi falan. Besbelliydi bu. Seçim yatırımıydı. Neyse, unutacaklardı yani. Meral Danış Beştaş Sincan cezaevinde paylaşmış. Leyla Güven, Pervin Oduncu, Dilek Yağlı, Aynur Aşan ve Zeynep Karaman'ı ziyaret ettim. Artık topluma moral olmasın diye fotoğraf çekimine de izin vermiyorlar. Fotoğraf çektirme talebime cevap alamadım diyor. Enteresan. Budur yani esasen Türkiye gerçekleri. Birazdan işte bu acayip kutuplaşmaya dair bir takım haberleri ekrana getireceğim ama ondan önce bunları veriyorum. Budur mesele. Toga Çin freni diye vermiş Karar Gazetesi. Çin'in elektrikli araç devi BYD'de büyük vergi avantajı sağlandı biliyorsunuz. Fabrika kuruyor. Fakat TOG ne oldu o zaman? Hani yerli milli oto. Ve öyle fiyatlarla ve öyle bir teknolojiyle giriyor ki BYD Türkiye'ye. Zaten şu anda TOG'un yüzüne bakan yok. Hepten tarih olacak. Ve zaten bir seçim yatırımı olarak. 2023 seçim yatırımı olarak belleklerdeki yerini alacak ya da belki de aldı. Arşive de böyle geçti. Şimdi dönelim yani. Evet, bir ötenazi gerilimi yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çeşitli komisyonlarında büyük kavga var. Yasanın ilk 3 maddesi geçmiş, sonra da ara verilmiş görüşmelere. Muhalefet Partisi milletvekilleri, muhalefet partileri ve hayvan hakları savunucuları, her neyse, şeyde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir duruş sergiliyorlar. İşte köpeklerin veya sokak hayvanlarının uyutulması falan düzenlemesine. Neyse, buna da ötenazi dediler. Ötenazi, kişinin kendi talebiyle öldürülmesi demek. Bu da ancak izinle oluyor. Yetkili makamlar gerçekten amansız bir hastalığı olduğu, bunun ona çok ızdırap verdiği ve artık bunun döndürülemez falan olduğunu belgeleyecek ki kişinin hayatıma son vermek istiyorum talebi makul bulunsun, onaylansın ve bunu da uzman bir ekip yapıyor. Yani gene kişiye çok fazla acı çektirmeyecek yöntemlerle falan. Ötenazi bu. Batı'da belli ülkelerde verilen bir hak. Hollanda galiba. En son bir çiftin ötenazi öyküsünü okumuştum. Şimdi bu, yani hayvanların böyle bir şey talep etme hakkı yok. Bu yapılan işe ne, uyutulma da denmez. Yani onu yumuşatmak için daha önce uyutulma deniyordu. Sonra ötenaziye döndü. İkisi de değil. Öldürüyorsun ya, telef ediyorsun. Yani itlaftır bu eski dilde. Hayvanların, başıboş gezen hayvanların itlafı, telef edilmesi. Tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla da budur. Yani her neyse, muhalefet milletvekillerinin veya partilerinin duruşunu önemsiyorum. Güzel. Demek ki belli konularda böyle örgütlü bir şekilde ve ısrarlı bir biçimde direniş gösterirseniz sonuç alabiliyorsunuz ve ses getirebiliyorsunuz. Tabii bunu yapabilmeniz için de ne bileyim işte sokak hayvanlarının veya başıboş gezen hayvanların uyutulması falan gibi zararsız bir konu olması gerekiyor. İktidarın falan da bir şey demediği, Hürriyet Gazetesi'nin bile manşetlerden yapmayın bunu zulümdür falan filan veya katliamdır falan gibi böyle manşetler attığı falan bir konu olması gerekiyor ki siz de başınıza bir şey gelmeyeceğinden hareketle bunun direnişini yapabilin.
birbiriyle çok alakalı bu konular. Bakın Atalan Üsküdar'ı geçiyor arada. Siz orada hayvanların uyutulması meselesinde bir mücadele görürken bu tarafta da eleman tık 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 tekrar yeniden bir oyun kuruyor. Metin Kıratlı'yı Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atadı. İşte deniyor ki bir kadın atayacaktı, bulamadı uygun bir kadın veya başörtülü bir kadın atayacaktı, bulamadı. Ondan dolayı da aylardır ayak sürüyordu falan. Neyse ne. Atadı yani. Atayıp geçti. Kendi idari işler başkanını oraya atadı. Ve 15 Anayasa Mahkemesi üyesinden 10'unu kendisi atamış oldu. Yani. Bu kişi Metin Kıratlı 180 en son AKP İl Başkan Yardımcısı, Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkut Atay'la Bodrum'da iki kişilik yemeğe 168 bin lira hesap ödediği iddiasıyla gündeme gelmiş ve o haberleri sildirtmişti. Sildirttiği haberler de bunlar. Yani bir haberi sildirttiğinizde o haberin doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca niye sildirtirsiniz ki? Açıklama yapın. Biz değildik, biz yemedik, başkası yedi ya da ne bileyim... Biz yedik ama yemeğin faturası bu kadar değildi. 168 değil 68'di. Bir şey söyle yani. Doğrusu budur. Sildirtmek değil. Sildirtiyorsan doğruluyorsun demektir. Zaten bir şeyi sildirtmeye çalışan o haberin dolaşımına katkıda bulunuyor. Yani bunların gerçekten iletişim, gerçek anlamda iletişim uzmanları da yok yani. Atalan Üsküdar'ı geçiyor. İşte bak bu görüntü. Hala yani tarihe geçtiği belleklerde özel harekat daire başkanının bir siyasi parti liderini, iktidar ortağı bir parti liderinin elini öpmesi. Bu, bütün emniyetin, polisin, özel harekatın önünde dizildiği manasına gelir. Dönemin fotoğrafı gene budur. Alaaddin Çakıcı şahsi hesabından paylaşmış. Özgür Suriye Ordusu'ndan ve işte Hamza Özel Kuvvetleri filan neyse komutanlarıyla veya elebaşlarıyla böyle bir fotoğraf. Özel yatında. Çakıcı kim ki özel yatı var? Geçeceksin tabii zaten o Yalıkavak Marina'da verdikleri görüntüyü hatırlayın. Mehmet Ağarlar, Korkut Ekenler'le. Belli yerleri tutmuşlar ve Özgür Suriye Ordusu, ne bileyim Hamza Özel Kuvvetleri bilmem ne komutanlarıyla böyle fotoğraf veriyorsun. Ve bunu da paylaşıyorsun. Yani. Bir başkası, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar. İşte efendim huzurum Erzurum uygulaması başlatmış falan. Fakat arkadaşın üstündekinin markasına bakın. Prada. Emniyetten girdik ondan devam edelim. Ne kadarmış bunun fiyatı? 1000 euro. Ki bu da Avrupa fiyatı. Türkiye'ye daha da katlanarak geliyor. TL'ye falan çevirin artık güncel kurdan. Böyleyken böyle. Bir başkası. Bu İzzet Ulvi Yönter var MHP'de. Genel başkanlık hayalleri suya düştü şu son Sinan Ateş cinayetinden sonra. Onun kankası, MHP'nin eski İstanbul İl Başkanı ve MYK üyesiymiş Tamer Çakıroğlu. Rahmi Koç'u ziyaret etmiş efendim. Birlikte fotoğraflar da paylaşmışlar. Candan Badem üzerine yazmış. MHP ve genelde ülkücüler büyük sermayenin fedailiğini yapan, emekçilere ve sosyalistlere karşı polisin yetersiz kaldığı durumlarda patronların yardımına koşan faşistlerdir diyor. Ne dersen de. Ama bu fotoğraflar verildi bir kere. Böyle dört kare fotoğraf Rahmi Koç'la. Kim? Tamer Çakıroğlu. İzzet Ulvi'nin kankası, MHP MYK üyesi. Gündem bu. Ama işte bunu... tartışıyoruz. Yani bakış açınızı değiştirirken kastım bu biraz da. Türkiye Eğitim Vakfı Çeşme'de bir etkinlik düzenliyor. Gecede Yunan şarkıcı Despina Vandi de sahneye çıkacak. Sonra işte bu konser iptal oldu falan. Şimdi bu anons edilirken işte Vandi'nin, Yunan şarkıcının Türk bayrağını ve Atatürk posterlerini protesto ederek şeye çıkmadığı söyleniyor. Ve bunu Çeşme Belediye Başkanı da bayrağımızı ne bayrağımızı ne de Atatürk'ümüzün bayrağını indirmeye hiç kimse cesaret edemez diyor. Türkçe'de problem var. Neyse herkes haddini bilecek diye parmak sallıyor paylaştığı 4 dakikalık videoda. Yani herkes haddini bilecek nasıl yani bu laf öyle kolay kullanılmamalı. Hatta hiç kullanılmamalı. Yani ve ayrıca devamla hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin diyor. Kovuyor şehrinden. Ayrıca etkinliğin sahibi o değil. Etkinlik Türkiye Eğitim Vakfı'nın. Ve bu da bu şekilde veriliyor gazetelerde. Yani aynı
Zihniyetin uzantısı Cumhuriyet'te de bu şekilde veriliyor. Yunan şarkıcı, şarkıcıyı da tırnak içine almış Cumhuriyet, Despina Vandi, Türk bayrağı ve Atatürk posterinden rahatsız oldu. Sahneye çıkmadı. Çeşme Belediye Başkanı'ndan da açıklama geldi filan. Fakat yani Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini istemediği, sembolik olarak bir tane de Yunan bayrağı asılsın istediği filan gibi şeyler var. Kendisi de bir açıklama yapmış zaten. Ali Yağcıoğlu güzel yazmış. Herkes haddini bilecek ifadesini duyunca sizin de içinizden bir bıkkınlık hissi gelip suratınız ekşimiyor mu? Ekşiyor vallahi. Sahnede bayrak niye var diye soruyor Melis Alpan. Yani biz neden böyleyiz? Esra Arslan, yani neden yan yana Türk-Yunan bayrakları asıp da barış mesajı vermek yerine ucuz nefret söylemi üretiliyor diye sormuş. Melike Karaosmanoğlu da önceki bir Çeşme konserini hatırlatarak, işte bu Theodorakis Livaneli konserini hatırlatarak cevap vermiş. Yani bu konserin tarihi de 2005. Livaneli elinde Yunan bayrağı tutuyor. Theodorakis ise Türk bayrağı tutuyor. Acayip tuhaf. Tuhaf, enteresan. Despina Vandi ise yaptığı açıklamada demiş ki, yani ben, yani konser niteliği değişti. Bizim yaptığımız anlaşmada böyle şeyler yoktu ve bu etkinliğe diyor bambaşka bir politik anlam yüklendi. Yaptığı açıklamada da bunu söylüyor. Yani acayip. Acayip bir şey. Yani keşke olayın taraflarına bakırsa. Şimdi benzer bir durum şeyde de olmuştu. Birazdan bakacağız. Fenerbahçe'nin işte Süper Kupa maçında yurtta sulh şeyiyle, ne bileyim, pankartıyla falan sahaya çıkmak istemesiyle. O gün iki gün Twitter'a girememiştim yani. Aman Allah'ım, nasıl böyle bir şey olabilir? Suud, bir kere hiç kimse sormuyor. Yani Suudi Arabistan'da bir maç ayarlanmış. Süper Kupa finali. İşte Fenerbahçe Galatasaray orada oynayacaklar. Bunun bir mutlaka protokolü olması lazım. Protokolde var mı yok mu bu? Her şey konur çünkü filan. Fakat Ali Koç çıktı, dedi ki bizim işte yurtta sulh, cihanda sulh pankartıyla çıkacaktık. İzin vermediler, dönüyoruz arkadaş falan filan. Ortalık yıkıldı iki gün boyunca. Kimse önün arkasına bakmadı, sormadı da. Yani acayip bir şey. Acayip bir histeri hali. Şimdi bu Despina Vandi'nin Twitter Instagram hesabında da böyle işte mesela Başak Boztepe diye birisi Atatürklü bayraklı bir paylaşım yapmış filan. Sonra da işte Yunanca şeyler yazmış filan. Acayip yani. Memlekette hiçbir tartışma soğukkanlıkla yapılmıyor. En büyük sebeplerinden bir tanesi herkesin o an tartıştığı kişinin söylediklerine değil kafasında oluşan karşı fikir prototipine cevap vermesi demiş Kumru Başar. Bir başkası da bu. Yani Pegasus Hava Yolları Atatürk rojetli, uçuş personeline Atatürk rojetli giymeyi şart koşmuş falan gibi. Şimdi bunun üzerinden de bir sürü şey dönüyor. Şimdi yani Türkiye'de her kutbun kendine göre bir şeysi var, sembolü var, işareti var. Onu koyduğunuzda diğerleri ya bir dakika falan arkadaşlar dediğinde bunu söyleyemiyorsunuz. Yani MHP'nin bozkurt sembolünden, işaretinden, İslamcıların işaretine, öbürüne, berikine kadar bu böyle. Yani herkesin kendi işini yapması lazım. Ayrıca ben çok iyi Pegasus deyince aklıma ne geliyor? Geçen aylarda bir Pegasus kabin görevlisi indiği yurt dışındaki havalimanında bavulunu almış, hadi bakalım kolay gelsin deyip uzaklaşmıştı. Elveda Türkiye, 5 yıl sonra daha güzel günlerde görüşmek üzere diyerek bir host veya hostes neyse. Yani bakış açınızı değiştirir derken kastım bu. Yani bir de her çıkan olayı da mevcut bir algıyla veya mevcut bir atıfla falan savuşturma şeyi. Bu da öyle bir şey yani. Yani işte Mustafa Sarıgül'ün kaseti hikayesinden hareketle video yani. Bin yıllık ezeli ebedi bir konudur bu yani. Herhangi bir grupla veya herhangi bir şeyle alakası da yoktur yani. Ama bir şey yani sürekli bir takıntı hali. Yani bunu lisan bilen okumuş insanlar yapıyor. Acayip bir kutuplaşma. Acayip bir kutuplaşma ve belli şeyler üzerinden karşılıklı laf geçirmeye çalışma veya bindirmeye çalışma. Türk turizmine sistematik saldırı var. O kafayla bu kafa arasında fark yok. CNN Türk'teki KJ'yi söylüyorum.
Türk turizmine sistematik saldırı var. Şimdi sen buna laf söylüyorsun. Dış güçler falan. Hadi canım sen de bilmem ne falan. Ama öbür tarafta Çeşme'ye gidelim, Lal Denizli'ye gidelim, Sarıgül'ün kaseti meselesine gidelim. Öbür tarafta hemen kendi ezberlerine dönüyorsun. Aynı şey. Aynı şeyin morcivertisiniz. Yani tabir yerindeyse. Bunu eleştirmeyeceksin o zaman. Belli takıntılarla malulsen bunu eleştirmeyeceksin. Tamam mı? Yani ama cepheleşmenin getirdiği ayrı da bir şey bu. Yani buraya laf söylemek, buraya bindirmek moda, öbür tarafta mevzilenmek filan da, yani her iki türlü de alkış alıyorsun. Buna bindirince de alkış alıyorsun, öbür tarafta mevzilenince de, cepheleşince de alkış alıyorsun ve bundan mutlusun. Ve diyorsun ki oyunun kuralları böyle. Tıpkı işte inansa da inanmasa da bozkurt işareti yapan gibi, inansa da inanmasa da hani Kemal Sunal'ın Zübük filmindeki gibi onu öldürmeye vurmaya geliyorlar. Bir mezarlıkta sıkıştırıyorlar. Allahu Ekber diyor, namaza duruyor. Saatler süren bir namaz. Öyle. Sıkıştığında bir takım değerlere sığınma. Şimdi Futbol Federasyonu'nda seçimli genel kurul var. Hiç orada değilim. Çok anladığım bir konu da değil. Sadece bir takım laflar dikkatimi çekiyor ve oradaki mücadelede bile acayip bir şey dönüyor. Onu anlatacağım size. Yani mevcut başkan sağdaki Mehmet Büyükekşi ile soldaki Trabzon'un eski başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. İkisi de yerin dibine bassın. Beş para etmez insanlar. Neyse bunlar yarışıyorlarmış. Ali Koç da efendim tanımayız falan demiş bu kongreyi veya tanımıyoruz yok hükmünde falan demiş. Şimdi o arada Fatih Karagümrük kulübü başkanı da Mehmet Büyükekşi için diyor ki bu salona misafir olarak bile gelemez. Başkan adayı olarak çıkıyor. Sonra da devam ediyor ki geldiğimiz noktada tek bir şansımız kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın. Ya onun başının altından çıkıyor zaten. Geriye doğru 10-15 yıllık bir problem. Yani olayı taş taş üstünde bırakmamış arkadaş. Sonra da ya kurtar bizi diyorlar. Bunu yakın zamana kadar Türk halkı da söylüyordu. Ekonomiyi o batırdı, o düzeltir. Şimdi o inanç kalmadı. Orada Ali Koç demiş ki bu seçim bizim için yok hükmünde. İşte oturması gereken yere oturmamış protokolde. Arka yerlerde, arkada Fenerbahçeliler arasında oturmuş. Seçim senin için yok hükmündeyse ne işin var salonda, genel kurulda? Yani akla bu soru gelmiyor mu? Neyse ben de soruyorum. Ben de soruyorum. Acayip yani Türkiye bambaşka bir noktada. Keşke bakış açıları değiştirilebilse. Keşke evrensel bir bakış açısı yakalanabilse, objektif olması gerektiği gibi. Ne olmuş, neden olmuş, nasıl olmuş, niye olmuş? Önün arkasına bakalım. Belli konularda yapıyorlar bunu. Ama belli konularda acayip bir böyle at gözlüğüyle bakma hali var. Ezberle bakma hali var. Bir de sistematik bir şekilde yapıyorlar. Planlı bir şekilde yapıyorlar. Üretilen bir takım söylemler var. Bir takım telkinler var. Bir takım kazandırılan perspektifler var. Şu konuda besmele gibi bunu söyleyeceksin. Bu konuda andımız gibi şunu söyleyeceksin. Bu konuda ezbere şunları tekrarlayacaksın. Önün arkasına bunu koyacaksın ki bu algı yerleşsin. Bu kabul yerleşsin. Hedefimiz ve misyonumuz bu. Kolay gelsin. Bakış açınızı değiştirmediğiniz sürece de burnunuz o çamurdan çıkmayacak. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.